Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ALES sözel dersimize sözel mantıkla başlayacağız. Niye sözel mantıkla başlıyoruz? Çünkü aslında biliyorsunuz pek çok arkadaşım sözel mantık sorularında takılıyor ya da her soruyu yapabiliyorum ama sözel mantığı yapmasam olmaz mı diye düşünüyor. Öncelikle şunu unutmayalım. ALES'te şu soru tarzına bakmasam olmaz mı diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Üstüne üstlük sözel mantık soruları Türkiye ortalamasında da az çözülen sorular. Dolayısıyla bizim orada yapacağımız bir net bizim için çok daha avantajlı olacaktır. O yüzden sözel mantıkla başlıyoruz. Peki sözel mantık dediğimde aslında ne tarz sorulardan söz ediyorum? Sözel mantık sorusu sevgili arkadaşım aslında paragraf sorusudur. Ancak senin alıştığın o klasik arka arkaya gelen cümleler biçimiyle oluşturulmuş bir paragraf söz konusu değildir. Paragrafın tanımını yaparken ne deriz? Bir cümleler bütünü deriz ve işte bir durumu, bir olayı, bir düşünceyi anlatmak için bir araya getirilmiş cümleler topluluğudur. Aynı şekilde sözel mantıkta da bize verilen senaryo kısmı aslına bakarsanız bir olayı anlatır. Biz oradaki bize verilen öncüller üzerinden bir paragraf oluştururuz. Paragraf oluştururken bir sistematik söz konusudur, bir mantığımız vardır. Cümleler birbiriyle ilişkilidir. Sözel mantıkta da öncülde verilen bilgiler sayesinde aslında bu sistematiği oluşturursunuz. Ancak bu paragrafı çözebilmeniz için mutlaka bir şekil oluşturmanız, bir tablo oluşturmanız, bir küme oluşturmanız, bir sıralama yapmanız gerekir. Yani işin, paragrafın hangi olayı anlattığını, hangi durumu anlattığını bulabilmek için mutlaka yapmanız gereken, oradaki öncülleri de kullanarak oluşturmanız gereken bir tablonuz, bir kümeniz, bir sıralamanız vardır. Neden özellikle tek başına tablo demiyorum? Çünkü her sözel mantık sorusunda tablo oluşturulmaz. Bazı sorular küme mantığıyla çözülür. Kümeler oluşturmanız gerekir. Kimi sorularda sıralama yapmanız gerekir. Kimi sorular ilişki sorusudur. Bu tür sorularda işaretler kullanırsınız. Kimi sorularda oyunun kuralı verilmiştir size. Siz o kuraldan hareketle ne yapmanız gerektiğine bakarsınız ve size verilen her soru için yeniden değerlendirme yapmanız gerekir kimi sorularda. Şimdi hepsine bakacağız tek tek. Hangi soru tarzında nasıl hareket edeceğiz onları da göreceğiz. Bu arada konuşma ekranından yavaş yavaş da derste olan arkadaşlarımı görüyorum. Öncelikli olarak senaryolar göreceğiz. İşin hikaye kısmına biz senaryo diyoruz. Yani o paragrafı oluşturmam için bana verilen öncüllerin olduğu kısımdan söz ediyorum. Bu derste o senaryolarla ilgili çalışacağız. Sonraki derste o senaryolara soruları bağlamaya başlayacağız. Yani bizim oluşturduğumuz o kümenin neresine bakmamız gerekiyor? Ya da soru bana neyi söylüyor, neye dikkat etmemi söylüyor? Onlara bakacağız. Peki efendim, yavaş yavaş başlayalım. Haydi buyurun senaryolarla ilgili çalışmaya. Aralarda da sizinle konuşacağız elbette. Sizin sorularınızı da alacağım. Sözele çalışırken neye dikkat etmek gerekir? Günde kaç soru çözmeniz gerekir? Hangi kaynakları kullanabilirsiniz? Nelere bakacaksınız? Bunlarla ilgili de konuşacağız. Daha önce sınava girdiniz mi? Nasıldı sizin için sorular? Hangi konuda takıldığınızı düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili de arada sohbet edeceğiz. Ama dediğim gibi yavaş yavaş başlayalım artık. Şimdi biraz önce söylediğim gibi senaryo diyeceğim. İşin hikaye kısmına şöyle bir parça. Şöyle yapalım. Daha net görmüş olalım. Bu arada derslerde çıkmış sorular ya da çıkmış sorulardan devşirme sorular kullanacağım. Devşirme derken çıkmış sorulara benzer biçimde oluşturulmuş sorulardan söz ediyorum. Özellikle çıkmış sorular ya da devşirme sorular kullanıyoruz ki ÖSYM'nin soru mantığını iyice oturtalım. Şimdi ilk senaryoda bize bisikletle gezinti yapılabilecek bir parkur veriliyor.
Ve bu parkurda belli noktalar var. 8 tane durağımız var. ABCD diye isimlendirilmiş. Dikkat ederseniz durakları birbirine bağlayan yollar var. Yani aslında bu yollar hangi duraktan hangi durağa ulaşılabileceğini gösteriyor. Mesela A durağından doğrudan D durağına giden bir yolunuz yok. B, C, F, E, D üzerinden gidebilirsiniz ya da A'dan B'ye, oradan E'ye, sonra D'ye gidebilirsiniz. Dikkat ederseniz D durağından diğer duraklara ulaşacağınız bir yol söz konusu değil. Yani bana verilen bu çizgiler yolları gösteriyor. Onu unutmayacağım. Şimdi bu parkurda gezinti yapan arkadaşlarımız var. Ali, Emre, Kaan ve Selçuk. Demek ki aslında biz bu arkadaşların hangi yolları kullandığıyla ilgili konuşacağız. Olayımız bu. Bir parkurumuz var. Bu parkurda gezinen 4 tane bisikletlimiz var. Hangi duraklardan geçtiler? Hangi duraklarda durdular? Bununla ilgili bir paragraf oluşturmam gerekecek. Şimdi bisikletçiler her durağı sadece bir kez kullanabilmekte. Bu şu demek. A'dan B'ye gittiniz tamam ama B'den tekrar A'ya gelmek gibi bir şansınız yok. Tek yönlü bir akış olduğunu düşüneceksiniz. Gezintiye Kaan A durağından Ali C durağından başlamış. Peki bütün bisikletçiler B durağını kullanmış. Şimdi bu benim için önemli. Bütün bisikletçilerin B durağını kullanması benim için önemli. Herkes mutlaka oradan geçecek. Bu en önemli öncül belki de burada. Gezintiyi Selçuk H durağında, Emre C durağında tamamlamış. Dikkat edin, bitirdikleri durakları söyledi bana. Kaan 6, Ali 4, diğerleri ise beşer durağı kullanmış. Yani aslında her biri için hangi yolları kullandıklarıyla ilgili bir sıralama yapmam gerekiyor. Şimdi ben bunu bu şekil üzerinde gösteremem. Hepsi birbirine karışır. Bir tablo yapmam çok doğru olmayacaktır. O zaman çok basit bir yöntem kullanacağım ve diyeceğim ki ben bu arkadaşların adını yazayım. Sonra karşısına da hangi yolları kullanabildiğini yazarak gideyim. Şimdi Kaan'ın 6 tane yol kullanması gerekiyor. Geldim şu Kaan'ın yanına 6 işaretini koydum. Ali'de 4 tane durak kullanacağım. Diğerlerinde 5. Parantez içinde yazıyorum ki sonra dönüp dönüp bakmak zorunda kalmayayım. Ali'nin hangi durakla başladığını biliyorum. A durağıyla yola başladığını, çok özür diliyorum. Kaan'ın A durağıyla yola başladığını biliyorum. A'yı yazdım. Şimdi 6 tane durak oluşturacağım ve mutlaka B'den geçireceğim. Sonrasında B'ye gitmiş olabilir. Sonra 6 tane durak gezdireceğim. 1, 2 oldu. C durağına gitmiştir. C'den F'ye gitmiştir. 4 dedim. E'ye gitmiştir. Sonra da G'ye gitmiştir. Hemen bakıyorum. 6 tane durağı oluşturdum mu? Oluşturdum. Peki başka şekilde olabilir miydi? Bir deneyelim bakalım. Başka bir sıralama olabilir mi? A ile başladı. Sonra B'ye gitti. B'den E'ye gittiğini düşüneyim. Tamam. E'den G'ye, H'ye gittiğini düşüneyim. Ne oldu? O 5'i oluşturamadım. Peki mesela E'den F'ye gitse bu sefer de F'de kalacak. Gene olmadı. Demek ki burada oluşturabileceğim bir sıralama var. Hemen o sıralamayı yazdım. Şimdi Ali'nin C durağından başladığını biliyorum. Ali C durağından başladı ama B'ye mutlaka gitmesi gerekiyor ve 4 durak gezecek. C'den B'ye, oradan E'ye, F'ye gitmiş olabilir. Peki başka nasıl olabilir? C ile başladı. Sonra F'ye gitti. E'ye gitti. Sonra B'ye gitti. Yani B ile bitirdi. Mümkün mü? Mümkün. Peki başka nasıl olabilir? Gene bakalım. C ile başladı. B'ye gitti. E'ye gitti. G'ye gitti.
ve bitirmiş oldu. Dört tane durağı oluşturmuş oldum. Dikkat ederseniz Ali için üç tane ihtimal oluşturuyorum. Peki Emre için bakalım. Emre'nin C durağında tamamladığını biliyorum. En son C'ye gelmesi gerekiyor. Peki nasıl bir sıralama olabilir? Hemen düşünelim. A'dan başladı, B'ye geldi, sonra E'ye, F'ye geldi ve en son C durağında bitirdi. 5 tane olacaktı. Beşli sıralamamı yapmış oldum. Başka türlü olabilir miydi? Şöyle bir düşünürsek Emre için C'de bitirebileceğim başka bir sıralamam olabilir mi? Mesela H ile başladı, G'ye geldi. Sonra E'ye geldi. Sonra B'ye geldi. Sonra C'ye geldi. Sıralama tamam oldu mu? Hangisinde bittiğini gördük mü? Gördük. Peki Selçuk için H durağında bitireceğim. H'de bitireceğim şekilde nasıl bir sıralamam olabilir? A ile başladık diyelim. Sonra B durağına geldik. Sonra oradan E'ye, G'ye ve H durağına gelip bitirdik. 5 tane sıralamamız oldu. 5 durağı da kullanmış oldum. Başka olabilir mi? Bir bakalım mesela. C'den başladığımızı düşünelim. Sonra B'ye geldik. E'ye geldik. G'ye geldik. H'ye geldik. Baktığımda yine sıralamayı yapmış oldum mu? Oldu. Şimdi sevgili arkadaşlarım, dikkat ederseniz her bir bisikletçi için hangi güzergahı kullanmış olabilir? Buna bakarak bir yol haritası çizdim. Sonra sorularda bunlardan hangisinin kesinlikle doğru ya da işte verilen bilgilerden hangisinin kesinlikle doğru, hangisinin kesinlikle yanlış olduğuna bakabiliriz. Ya da Ali'nin uğradığı üçüncü durağın E olduğu biliniyorsa hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır diyebilir. Emre'nin A durağından başlayarak işte pisti gezdiği biliniyorsa der. Siz de oluşturduğunuz ihtimallere bakarsınız. Ama birinci senaryo ile ilgili. Hoca şurası oturmadı benim için. Bunu nereden bulduk, neye dikkat ettik dediğiniz bir durum var mıdır? Hadi buyurun seslerinizi duymaya başlayayım. Eğer herhangi bir sıkıntımız yoksa o senaryo ile ilgili, o soruyla ilgili minik güzel bir artı işareti gönderebilirsiniz. Uzun uzun tamamdır ya da bir sorun yoktur yazmak yerine bir probleminiz olmadığını görürüm. Ama onun dışında lütfen aklınıza takılan her şeyi sorabileceğinizi unutmayın. Tekrar anlatabiliriz. Hiç problem değil. Yeterince zamanımız var. Enes Bey'in sesini duydum. Güzel. Güzel. Bu arada sevgili arkadaşlarım, hadi sizi yormaya başlamışken hem alanlarınızı öğreneyim hem de daha önce sınava girdiniz mi? Sözel aranız nasıl? Bir de onları yazarsanız sonra dönüp baktığımda görebileyim onları da, olur mu? Peki şimdi bu senaryo için ne diyeceğim? Bu senaryo tablo oluşturma senaryosu değildi. Sıralama senaryosu değildi. Belki hani ufaktan bir sıralamaya girebilir ama çok da mümkün değil. Aslına bakarsanız lokasyon oluşturma senaryosu bu. Lokasyon oluşturma senaryolarını kimi zaman ÖSYM kullanır ki aslında en zevkli soru tarzıdır bu. Size oyunun kurallarını verdiğini düşüneceksiniz bu sorular için. Peki efendim, dediğim gibi alanlarınızı da yazarsanız, bir de daha önce girdiniz mi, sözlerle aranız nasıl, onları da duyarsam birazdan döndüğümde baktığımda onlar üzerine de konuşalım yavaş yavaş. Peki ikinci senaryomuz da gelsin bir.
Şimdi ikinci senaryoda ne yapacağım? Ona bakacağım. Acaba bu paragraf neyle ilgili? Hangi olayı anlatmak için? Hangi durumu anlatmak için oluşturuldu? Ve ben bu paragrafı çözebilmek için acaba ne yapmalıyım? Ona dikkat edeceğim. Hoca yazarken seni dinleyemiyorum. Az sonra ikinci senaryo ile ilgili bir sıkıntı var mıdır dediğinde yazacağım diyen arkadaşlarım olursa hiç problem değil, o zaman da yazabilirler. Şimdi farklı zamanlarda bir evi ziraat eden arkadaşlarım var. Kim bunlar? Aras, Berna, Cenk, Derya, Emir ve Fırat. KÖSYM isimleri çoğunlukla birbirine yakın alfabetik olarak vermeyi sever. Kafa karıştırmak için biraz daha böyle ya ne oluyoruz, bu isimler birbirine çok yakın diyebilelim diye yapıyorum. Gittikleri evdeki kumbaraya kağıt ya da metal para atıyorlar. Şimdi kişilerin eve gelme sırasına ve kumbaraya attıkları para türüne, yani kim kaçıncı sırada geldi, bir bunu söyleyeceğim. Bir de kumbaraya hangi tür para attı, metal miydi, kağıt mıydı, bunu söyleyeceğim. Bu durumda aslında iki satırlı bir tablo oluşturacağım. Şimdi kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişim var. Demek ki 6 kişilik bir sıralama oluşturacağım. Sonra diyeceğim ki kim geldi? Hangi parayı attı? İki tane de bilgi satırı oluşturacağım. Şimdi yazarken çok da karışmasın diye şöyle çizgilerimi oluşturuyorum. Bildiklerimi yazmaya başlayayım. Eve ilk gelen kişi kumbaraya kağıt para, son gelen kişi metal para atmış. Hemen geldim. Para türü olarak ilk gelen arkadaşın kağıt para attığını biliyorum. Son gelen arkadaşın da metal para attığını biliyorum. Kumbaraya metal para atan toplam 3 kişiden biri olan Aras. Dikkat edersen metal para atan 3 kişi olması gerekiyor. Senin 6 kişin vardı. Kağıt para atan da 3 kişi olacak demektir. Bunu buldum. Aras'ın metal para attığını söyledi ve eve 3. sırada geldiğini söyledi. Geldim. 3. sırada gelen arkadaş Aras'mış dedim ve metal para attı dedim. Geldim, şuradan da Aras'ı sildim. Artık bir daha onu yazmayacağım. Net. Geriye de metal para atacak bir kişim kaldı. Dikkat edersen çünkü iki kişiyi yerleştirdim. Şimdi eve ikinci ve beşinci sırada gelen arkadaşlar, ikideki ve beşteki arkadaşlar aynı tür para attı. Metal para atan bir kişinin kaldı elinde. İki kişinin metal para atması mümkün değil. Bu durumda ikinci ve beşinci arkadaşların kağıt para attığı ortaya çıktı mı? Hemen yerleştirdim. Bir tane metal para atacak arkadaşa ihtiyacın vardı. Tek kişilik boşluğun var. Dördüncü sırada gelen arkadaşın da metal para attığını gördün. Şu anda hangi tür para atılmışla ilgili ihtimalim yok. Net bir biçimde yerleştirdim. Şimdi eve Fırat'tan hemen sonra Emir, Emir'den hemen sonra Cenk gelmiş. Hemen önce, hemen sonra önemlidir. Bu araya başkası girmedi demek. Eğer önce ya da sonra deseydi, arada bir iki kişinin olabileceğini düşünürdük ama ayrılmaz bir üçlü oluşturduk. Nasıl oluştu? Fırat gelecek. Ondan sonra hemen Emir gelecek. Ondan sonra da Cenk gelecek. Ayrılmaz üçlüyü yerleştirebileceğim yer. Hemen bakıyorum neresi? Dördüncü, beşinci, altıncı yer. Bu arkadaşları yerleştirdim. Fırat dedim. Emir ve Cenk dedim. Geldim listeden bu arkadaşların adını sildim. Geriye kim kaldı? Berna ve Derya kaldı. Ama öncülüm de bitti. Yani öncüllerde bana Berna ya da Derya'nın ne zaman geldiğiyle ilgili bir şey söyleyen durum yok. Ne yapacağım? İhtimalle konuşacağım. Diyeceğim ki Berna ilk sırada eve geldiyse o zaman
Derya ikinci sırada eve gelmiştir. Şimdi burada yapabileceğim iki durum var. Birincisi aynı tabloyu bir kere daha oluşturup ilk sıraya Derya'nın, ikinci sıraya Berna'nın adını yazmak. Ama bu bana zaman kaybettirecek bir şey. O yüzden ben eğik çizgiyle bu arkadaşların yer değiştirebileceğini gösteriyorum. Hoca, ben bu eğik çizgiyi anlamam diyen arkadaşım tabloyu aynı şekilde ikinci defa oluşturabilir. Bu sefer Derya'nın adını birinci sıraya, Berna'nın adını ikinci sıraya yazabilir. Ama bu vakit kaybetmek demek. Onun yerine eğik çizgi kullanmaya alışırsanız orada bir ihtimal olduğunu söylemiş olursunuz. Bu soruda dikkat edersen kumbaraya atılan para türüyle ilgili netsin, kesin bilgilere ulaştın. Dört kişinin eve kaçıncı sırada geldiğiyle ilgili kesin bilgilere ulaştın. Ancak iki kişinin eve kaçıncı sırada geldiğini bilmiyorsun. Soru da sana şunu söyleyebilir. Derya eve Aras'tan hemen önce geldiyse, yani Derya ikinci sırada geldiyse diyebilir. O zaman tablonu ona göre düzenlersin ya da tablona o bilgi ışığında bakarsın. İkinci senaryo ile ilgili aklımıza takılan herhangi bir şey var mıdır sevgili arkadaşlarım? Üçüncü senaryoya geçmeden önce biraz bekleyeceğim. Biraz önce çünkü arada size çok da yazmak için zaman tanımamıştım. Alanlarla ilgili hedefiniz nedir, bununla ilgili ya da sözlerle aranız nasıldırla ilgili. O yüzden biraz bekleyerek üçüncü senaryoya geçeceğim ama önce senaryo 2 ile ilgili bir sıkıntımız kalıp kalmadığını duyayım. Enes Bey'in artısını gördüm. Bazen yazdıklarınız ekranıma biraz geç düşebiliyor. İnternetteki yoğunluk nedeniyle zaman zaman olabiliyor. O yüzden özellikle bekleyerek gidiyorum. Çünkü sizden alacağım dönüşler benim için önemli. Aslı Hanım da dersteydi zannediyorum. Aslı Hanımcığım, sizin bir sorunuz var mıdır? Bu arada tabii ki sorumun cevaplarını da görmeye başlayabilirim. Bu derste biraz yorulacaksınız. Zaman zaman soruyla ilgili değerlendirmenizi isteyeceğim. Sizin cevabınızı isteyeceğim. Ya da biraz önce yaptığım gibi hani ne yaptık diye soracağım. Meslektaşım ne kadar güzel. Yeni mezun bir meslektaşım. Benim tabii alandaki 18. senem bu öğretmenlikteki. Esmeyi Tarımsal Biyoteknoloji. Galiba bu zamana kadar duyduğum en farklı alanlardan biri size ait. Güzel. Yavaş yavaş tanışmış olduk.
Peki o zaman üçüncü senaryoya doğru gidelim. Sonra da arada sözel mantıkla ilgili ne durumdayız, onun değerlendirmesini yapalım. Sorularla ilgili, bu senaryolarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onlarla ilgili de konuşacağız. Gelsin üçüncü senaryo. Şimdi arkadaşlarımız var. Kim bu arkadaşlarımız? Aslı, Beyhan, Cemil, Çiğdem, Dilek ve Ercan adlı kişilerimiz var. Bu arkadaşlar hem A mağazasından hem B mağazasından alışveriş yapmışlar. Neler almışlar? A mağazasından pantolon, ceket, çanta, ayakkabı. B mağazasından da pantolon, ceket, parfüm, saat ve ayakkabı. Dikkat ederseniz ortak ürünler var. Bu ortak ürünler aslında işin rengini belirleyecek ürünler. Şimdi şöyle yapalım. Bir A mağazası oluşturalım. Bu arkadaşlar A'dan ne almıştı? Pantolon almıştı. Ceket almıştı. Çanta almıştı. Ayakkabı almıştı. Uzun uzun yazmak yerine kısaltmalar kullanarak yazmayı tercih ediyorum. B mağazası oluşturalım. Ne vardı? Pantolonumuz vardı. Ceketimiz vardı. Bu sefer parfümümüz var, karışmasın diye şöyle kısalttım. Daha doğrusu ben yazarken sıkıntı yaşamayayım istiyorum. Sonra da ayakkabımız var. Nezaket Hanım, bu arada teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi her mağazada her çeşit üründen sadece bir tane alınmış. Yani A mağazasından iki tane ceket alınması ya da hiç ayakkabı alınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Aslı, Çiğdem, Ercan birer ürün, diğerleri ikişer ürün almış. Çiğdem çanta almış. Şimdi Çiğdem çanta almış, hemen bakıyorum. Çanta nerede var? Sadece A mağazasında var. Çiğdem'in adını A mağazasında çantaya yazdım ve şuradan Çiğdem'i sildim. Neden? Çünkü Çiğdem bir ürün almıştı. Diğeri kimdi? Aslı ve Ercan. Onun dışındaki arkadaşları Beyhan, Cemil ve Dilek'i iki defa yazacağım demektir bu. Şimdi Dilek A mağazasından pantolon aldı. Geldim A mağazasından Dilek'in pantolon aldığını söyledim. B mağazasından da ayakkabı aldı. Dilek'in iki ürünü olacaktı. İki ürünü de yazdığıma göre Dilek'le ilgili de işim bitti. Şimdi Beyhan'la Cemil'in aldığı ürünlerden biri aynı türdedir. Bir tanesi aynı türde. Hemen bakıyorum. A ve B'de aynı türde ürün ne kaldı? Ceket kaldı. Tamam. Bunlardan A mağazasından ya Beyhan ya Cemil aldı. Diğeri de B mağazasından aldı. Kim nereden aldı bunu bilemeyeceğim için diyorum ki eğer A mağazasından ceketi Beyhan aldıysa B mağazasından ceketi de Cemil'in alması lazım. Eğer Cemil A mağazasından aldıysa Beyhan'ın B mağazasından alması lazım. Şimdi burada ne oldu? Beyhan ve Cemil'de birer kere daha yazmam gerekti. Artık birer kere yazacağım. Tamam, şimdi Dilek ve Ercan'ın aldıkları ürünler birbirinden farklı. Bu şu demek. Sen Ercan'ın A mağazasından ayakkabı aldığını söyleyemezsin. B mağazasından pantolon aldığını söyleyemezsin. Peki bu arkadaş ne alacak? Ya parfüm alacak ya da saat alacak. Başka bir ihtimalim söz konusu değil. O zaman diyorum ki Ercan'ın parfüm alma durumu için konuşayım. Ercan parfüm aldıysa diğer ürünler için net bir şey söyleyebilir misin? Yani A mağazasından ayakkabıyı Beyhan mı, Cemil mi, Aslı mı aldı? Ya da B mağazasından pantolonu kim aldı? Bununla ilgili net bir şey söyleyemezsin. Artık diyorsun ki A mağazasında ayakkabı alan 3 kişiden biri olacak. O 3 kişi kim? Beyhan, Cemil ya da Aslı üçlüsü.
B mağazasından pantolonu alan 3 kişiden biri olacak. Beyhan, Cemil ya da Aslı'dan biri. Aynı şekilde saat içinde bu üçlüden birisi olacak. Ben net olarak artık söyleyemem diyorsun. Peki Ercan'ın saat alma durumuyla ilgili konuşuyor olsaydın değişen bir şey olur muydu? Hayır, bir tek bu sefer parfümde derdin ki parfümü alan kişi kim bilmiyorum. Beyhan mı? Cemil mi? Yoksa Aslı mı bilmiyorum derdin. Şimdi burada dikkat edersen birden fazla ihtimal var. Kimi nereye yazacağım, ne yapacağım? Bu senaryoda soru kökü seni yönlendirmeye başlayacak. Mesela Ercan ve Aslı'nın aynı mağazadan alışveriş yaptığı biliniyorsa diyecek. Sen diyeceksin ki ha, Aslı'nın B mağazasından alışveriş yapması üzerine konuşacağım. Ya da işte Cemil'in B mağazasından alışveriş yaptığı ancak ikinci ürünü aynı mağazadan almadığı biliniyorsa diyecek. Ona göre yerleştirme yapmaya başlayacaksın. Ama elindeki öncüler şu anda diğer ihtimalleri çözmek için yeterli değil. Peki bu senaryo ile ilgili aklımıza takılan bir şey var mı? Ya da hoca ben şöyle düşünürdüm, sen şurayı atladın bence dediğiniz bir durum var mı? Evet, üçüncü senaryo ile ilgili. Hoca, şöyle yapsak olur muydu? Böyle düşünebilir miydik? Ya da sen şurayı atladın bence dediğiniz bir durum var mı? Olabilir bu arada. Atlayabilirim ya da bir şeyi yanlış düşünebilirim. Lütfen beni uyarın, olur mu? Güzel. Şimdi dikkat ederseniz aslında üç farklı soru tipi görerek geldik. İlki biraz daha rahattı. Evet, parkurları oluşturduk ama bir kişi de birden fazla ihtimalim vardı. Diğerlerini daha rahat oluşturmuştum. İkinci senaryo çok daha kolaydı. Bir tablo oluşturdum ve net bilgilerim çok fazlaydı. Burada A ve B kümesi diyebilirsiniz. Onun alt kümelerini oluşturuyorsunuz. Bir kümeleme gibi düşünebilirsiniz. Ama çok fazla ihtimal kaldı. Çok fazla ihtimalin olduğu sorularda her ihtimal için ayrı bir küme, ayrı bir şema, ayrı bir tablo oluşturmaya çalışma sevgili arkadaşım. Çünkü bir süre sonra okumanı zorlaştıracaktır. Dikkat edersen ben soruları yaparken şu kadar bilgi varsa bunları işte tablonun satırına ya da şu kadar bilgi varsa sütuna yazın demedim. Benim için önemli olan tek şey sizin oluşturduğunuz şekli rahat okuyabilmeniz. Nasıl rahat okuyorsanız önemli olan tek şey budur. Onun dışında şu kadar bilgi şuraya yazılır, bu kadar bilgi buraya yazılır, şunu soruyorsa tablo oluştur, bunu soruyorsa küme oluştur falan demiyorum. Size aslında kendim rahat nasıl çözersem öyle anlatıyorum. En kolay, en rahat çözme biçimi üzerine konuşuyoruz. O yüzden sizin önerilerinize de açım. Hoca sen bu soruda böyle yapsın ama ben şöyle yaparak, sıralama yaparak, tablo yaparak, şöyle bir küme yaparak daha rahat hareket ediyorum, daha çabuk hareket ediyorum dediğiniz örnekleri de benimle paylaşabilirsiniz.